Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV'den sevgiler sunuyorum. Yaşam Koçluğu programının bugünkü konuğu İskender şehri, yani İskender Kebap şehri Bursa'dan genç bir eczacımız. Sağlık alanında büyük işler başarmış bir eczacımız. Fazla uzatmadan sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler iyisiniz. Sağ olun. İsminizi lanse etmedim. Siz kendinizi tanıtır mısınız seyircilerimize? Öncelikle beni programa davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. İsmim Ümit Ferzan Özgürür. 1980 yılında Bursa'da doğdum. Yaklaşık 14 yıldır Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir hastanenin karşısında kendi adımı taşıyan eczanenin işletmeciliğini yapıyorum. Evliyim. Eşim Uludağ Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni. İki tane çocuğumuz var. Bir tanesi 6 yaşında Kaan. Bir de 2 yaşında Defne isminde bir kızımız var. Ne güzel. Dediğim gibi 14 yıldır bu işin içerisindeyim. Aynı yerdeyim. Bursa Eczacı Odası'nın yaklaşık 2 dönemdir yetkili kurullarında görev alıyorum. Bursa işte bayağı görev. Evet, işte biraz girdik o şeylere. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da Bursa'da görev aldım. Ama en son da şu an hani Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği'nin ki ilk programda başkanımızı konuk etmiştiniz. Evet. Onun yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Farmatik Girişimci Eczacıların amacından çok kısa bahsedebilir misiniz? Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği 2004 senesinde yaklaşık 30-35 eczacının kurduğu bir dernek. Ama gitgide büyüdü. Neydi amacı? Mesleğindeki gelişmeleri, yenilikleri sürekli takip eden, eğitimlere katılan, kendini geliştiren, yeniliğe, değişime açık eczacılardan. Biraz daha hani eczanenin sadece ilaçtan ibaret olmadığını, ilaç dışı ürünlerin, dermokozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin de bizim alanımızda ve sahiplenmemiz gerektiğini düşünen eczacılarla oluşan bir grup. Şu an Türkiye genelinde yaklaşık 330 tane üyesi var. Çok başarılı. Ben de yaklaşık 4 yıldır bu derneğe gururla üye olduğumu söylüyorum. Çok kısa sürede görevde almışsınız. Evet, evet. Sağ olsun başkanımız. Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği aslında örnekti dünyaya. Biz aslında hani dünyadan örnekler alıyorduk ama artık Türkiye'den de örnekler var. Eczacılık da ben her programda söylüyorum. Avrupa'dan daha ilerideyiz. Yani ben çok yakın zamanda yine gezdim. Birçok ülkedekinden daha başarılı işler yapıyoruz. Biraz sonra konuşacağız. Evet. Biz bir kere müşteri demiyoruz hastalarımıza, danışan evet. diyoruz. Evet. Siz de danışman kimliği üstleniyorsunuz. Evet. Benim aslında sorum şu, Bursa'da önemli bir hastanenin yanında bir eczane açtınız genç yaşınızda. Evet. Ve hiç değiştirmediniz. Aynen öyle, aynı yerdeyim 14 yıldır. Çok başarılı işler yaptınız, bunu görebiliyoruz. Hakikaten Bursa'da sayılı eczacılardan birisiniz, eczaneden birisiniz, başarılı eczaneden birisiniz. Sağ olun. Şimdi tabii bu izleyicilerimiz arasında fakültede okuyan, eczacı fakültesinde okuyan eczacılarımız var. Yeni mezun olmuş eczacılarımız var. Hatta eczacı yenilemek isteyen eczacılarımız da olabilir. Bunlara örnek olması adına belki yani oradan bir şeyler çıkarıp kendilerine eczanede uygulayabilirler. Neler yaptınız burada bu başarıyı elde ederken? Şimdi her şeyden önce beni başarılı olarak nitelendirdiğiniz için teşekkür ederim. Çok başarılısınız. Sağ olun, teşekkürler. Ya şöyle, her şeyden önce eczanede yakalamış olduğum ivmeyi diyelim, şuna borçlu olduğumu düşünüyorum. Üniversite yıllarındaki çalışmama. Benim de genç hani meslektaşlarıma veya üniversitedeki öğrenci olan meslektaşlarıma bence önerim diyeyim, naçizane önerim. Üniversite hayatı boyunca part-time'da olsa bir işte çalışmaları. Ben turizm sektöründe çalıştım. Yani. 4 sene hiç boyunca. Hiç ilgisi olmadı herhalde. Tabii tabii, aynen öyle. Yani 4 yıl boyunca her gün okuldan çıktım. Kadıköy'den vapura bindim, Beşiktaş'a geçtim. Ofisimiz Taksim'deydi. Oraya gittim. 4 sene boyunca farklı davranış modelleri, farklı insanlar. Her biri farklı yapıda kişilerle her gün diyalog halindeydim. Ve bu benim insan ilişkilerime, iletişim yeteneğimi arttırmamda büyük fayda sağladı. Hani maddi kısmı tamamen bir kenara koyuyorum. Evet. Eczacılık da bizim yaptığımız işin de temelinde insan var. Kesinlikle. İnsan sağlığıyla ilgili. Aynen öyle. Yani işte değişik hacimdeki eczanelere her gün ortalama 100 ile 250-300 arasında kişi giriyor. Evet. Ve bunlarla biz birebir diyalog halindeyiz. Çok güzel.
Ve bu diyalog halinde dediğim gibi iletişim yeteneği. Çünkü onlarla belli bir zamandan sonra biz artık dost oluyoruz. Bir kardeş oluyoruz, bir abi oluyoruz, bir evlat oluyoruz. Yani başkalarıyla belki paylaşmadıkları şeyleri bize dertlerini gelip anlatıyorlar. O yüzden iletişim yeteneği baştan çok önemli. Bundan da çalışmanın bir katkısı olduğunu düşünüyorum üniversite hayatında. Onu bir yere koyduk. Onun dışında da kişilerin, bu sadece yine dediğim gibi eczacılığa özel bir şey değil benim görüşüm. İşimize yatırım yapmamız lazım. Çok doğru. Şimdi işe sahiplenmek de. Aynen öyle. Yani neden? Çünkü şimdi eczaneler Bursa'da sabah 8.30'da açılıyor. Akşam 6.30'da kapanıyor. Şimdi biz evimizden, eşimizden, çocuğumuzdan daha çok vakte iş yerindeki ekip arkadaşlarımla geçiyorum. Ve iş yerinde geçiriyoruz. O yüzden o ortamın bize huzur veriyor olması lazım. Ferah bir ortam olması lazım. Severek gitmeniz lazım. Aynen öyle. Severek gidiyor olmamız lazım. Yani ben de... Hatta severek sunum da yapmanız lazım. Siz her gün sahneye çıkıyorsunuz. Aynen öyle. 300 kişi var. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani severek yaptığımız zaman ve dediğim gibi işimize yatırım yapmamız. Nasıl işimize yatırım yaptık? Yani ben ne yaptım? Evet. İlk eczaneyi açtığım zaman 2004 senesinde eczanem 36 metrekareydi. Bunu peyderpey büyüterek bugün 120 metrekarelik bir yere ulaştık. Yani ben bildiğim için söylüyorum. Hı hı. Aslında eczanenizin yeri de böyle hemen bir hastane karşısı değil. Hı hı. Yan tarafta bir apartmanın bahçe içerisinde bir dükkan. Aynen öyle. Yani nerede olduğunuzdan çok aslında neler yaptığınız önemli değil mi? Evet. Ya şimdi konum olarak evet yani merkezi bir yerdeyiz ama dediğiniz gibi hani direkt hani hastanenin içi karşısı şeklinde bir konumda değiliz ama yıllardır işte aynı yerde olmamız, danışman eczacı kimliğimi ortaya çıkarmam. Evet. Bunlar tabii olumlu bir etki yarattı ve sağ olsun çevre halkı da bizi sahiplendi. Yaptığınız güzel şeylerden olmuştur. Zaten danışmanlığa geleceğiz. Hı hı. Öncelikle tabii ben sormak istediğim hastalarınızı nasıl gördüğünüz? Hı hı. Yani aslında her giren hasta değil, değil mi? Sonuçta evet. İlaçla karşılaşmıyorsunuz. Yani bazen sohbete bile geliyor. Tabii aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla şöyle bir gelişme de son yıllarda oluşmaya başladı. Dünya trendi bu. İnsanlar ilaç dışı sağlık ürünleri dediğimiz, biz ilaç dışı ürün kelimesini kullanmıyoruz. İlaç dışı ürün değil onlar. İlaç dışı sağlık ürünleri. Evet. Yani bir diş fırçası da, bir saç ürünü de ya da işte bir anne bebek ürünü de, vitamin de ilaç dışı sağlık ürünü sonuçta. Evet. Ve siz koruyucu tıp da yapıyorsunuz bu anlamda. Aynen. Yani hastalar olmadan. Tabii burada seçici olmak lazım. Belki başarınızın önemli bölümü de siz doğru ürünle bulunduruyorsunuz eczanenizde. İlaç dışı sağlık ürünlerini işte sizi internetten, aktardan eczacı olarak ya da eczane olarak ayıran şeyleri de paylaşabilir misiniz bizimle? Şimdi ilaç dışı sağlık ürünleri çok büyük bir alan. Hani evet. Bir derya. Doğru, çok doğru. Ve ne yazık ki şu an onda bir kirlilik de söz konusu. Neden bu kirlilik söz konusu? İnternetteki işte satışlar. Hani aktarları ayrı bir yere koyuyorum. Yani sonuçta o da onun işi. Hani belli bir dönemde yapıyor. Yani ben orada çok hani katı anlamda değilim. Ama internette hakikaten bir kirlilik söz konusu. Hani ben kendi başıma gelen, kendi yaşadığım bir iki anekdotu size hani anlatmak istiyorum. Hani birebir yaşadığım için çok daha ben her ortamda da her platformda anlatıyorum. Burada da anlatayım. Burada da paylaşayım. Şimdi internette insanların biraz daha hani nasıl diyeyim hani flash bir şekilde dikkatini çekecek, ilgisini çekecek. Direkt hedefe yönelik reklamlarla, ürünlerle şeyler tanıtıyor. İşte nedir? İşte cinsel sağlık ürünleri, zayıflatma ürünleri. İşte bir ayda 10 kilo verdiriyoruz, iki ayda şu kadar yaptırıyoruz. Bu ürünler. Şimdi öyle bir şey yok. Zaten bir de kilo öyle. Vermemek de gerekiyor sağlık açısından. Evet. Tabii ki sağlıklı bir şey değil. Kendi eczanemde yaşadığım bir olay. Yaklaşık birkaç sene önce yaşadım. Bir hastamız geldi. Bizden bu cinsel sağlık ürünleriyle ilgili bir ürün istedi. O ürünün de içerisinde 4 adet olanının belli bir satış fiyatı var. Evet. Kasaya gitti. Oradan böyle bir hoş olmayan diyaloglar geldi. Ben de hani kulak kabarttım. Gittim orada hani bir şeyim var diye müdahale etmek için. Oradaki hastanın söylediği şey şuydu. Ben bunun 4 tanesini siz bana işte şu X lira diyorsunuz. Evet. Ben bunun internetten 40 tanesini o kadar aldım. 40'lı kutuyu aldım. Şimdi ben bunu dilim dönmüş. Aynı öyle. Şimdi anlatmaya çalıştım kendisine. Hani evet. Bunun öyle bir formu yok. Evet. Hani
aldığınız ürün sahteymiş diye. Ama şimdi hani Allah'ın büyüklüğü o gün, o saatte, o ürünün Türkiye Satış Müdürü eczaneyi ziyarete geldi. Orada. Hani inanılacak yani, ayarlasanız olmaz. Yani İstanbul'da oturan biri. Aynen öyle. Aynen öyle. O da kendini tanıttı. Evet. Kartını verdi. Dedi ki beyefendi, dedi, bunun böyle bir formunu üretilmedi. Yani yok, ne yazık ki öyle bir formu yok. Evet. Aldığınız ürün %100 sahte. İnternetten alınan ürünlerle özeti, halkımız hem sağlığını hem parasını kaybediyor. Yapılan araştırma da internette satılan bu tarz ürünlerin, yani gıda takviyeleri ve ilaç adı altında satılan ürünlerin %90'dan fazlasının sahte olduğunu gösteriyor. O yüzden hani bu kanalın en doğru yolu, en sağlıklı yolu ve en eğitimini almış bilinçli yolu eczaneler ve eczacılar. İnternette olan ürün hangi kanalda saklanıyor? İşte belli ürünlerde soğuk zincir, işte 2 ile 8 derece arasında saklanması gerekiyor. Kargoyla gelme koşulu, iade koşulu, yani her açıdan sakıncalı. Evet. Ve dediğim gibi hani bunda, hani bu bizim kırmızı çizgimiz. Yani internetten ben diyorum başka şeyler alınabilir. Yani şimdi internete karşı şey yapmak hani Don Kişotluk şeklinde değil. Ama bu sektör internetin yeri değil. Henüz değil. Kesinlikle. Yani onu belki sağlıkçılar yaparsa bir gün. Belki. Belki. Olabilir. Belki. Ama hani şu anki şartlarda hani ilaç ve gıda takviyelerinde kesinlikle değil. Evet, orada bir düzenleme sanki gerekiyor. Öyle bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi aktarlara geleceğim. Aslında aktarlarda da kötü değil tabii. Olacak öyle bir meslek tabii var. Tabii ki canım. Tabii ki. Tabii ama ki. Ama bitkisel deyip her şeyi de almak doğru da değil. Çünkü onun dozu önemli. Nasıl üretildiği önemli. Hangi hijyen koşulunda önemli. Ben geçen gün Mahmutpaşa'da geziyordum. Şimdi yeni moda soğuk preste çörek otu gerçeği var. Koymuş bir alet oraya, yani öyle evet. Soğuk yani evet. Soğuk pres orada yapıyor hemen. Evet, orada yapıyor size. Ne güzel. Tabii diyor ki eczanede şu kadar, burada bu kadar. Burada bu kadar. Ama işte öyle değil, değil mi? Evet. Bu her şey gerekiyor, değil mi? Onun bir bilimsel şeyi. Şimdi hani o sorunuza geldim. Yani nelere dikkat ediyoruz, neler yapıyoruz? Şimdi burada biz bir ürünün eczanemizde bulundurabilmek için çok fazla, dediğim gibi, ürün çeşitliliği var. Bir kere kesinlikle bakanlık onaylarının alınmış olması. Depo kanalından hani her türlü resmi izniyle bize gelmesi. Etkinliğinin kanıtlanmış olması. Farmasötik analizlerinin yapılmış olması. Aynı zamanda geri dönüşümlerinin olumlu olması. Hepsi bunlar için, eczanede bulundurulması için bir etken. Yani biz eczanemde, daha doğrusu ben kendi eczanemde uzun soluklu yol alabileceğim firmalarla çalışıyorum. Ürünün arkasında olan bize kendi ürünleriyle ilgili hem bana hem ekibime eğitim düzenleyen, bununla ilgili çeşitli tanıtımlar yapan bu firmalarla biz çalışıyoruz. Evet, yani o zaman buradan şeye gelmek lazım. Özellikle siz iyi bir okuldan mezunsunuz. Bu dersleri alıyorsunuz. Sizin zamanınızda 4 yıldı galiba. 4 yıldır. 5 yıl oldu. Ve bilim adamı gibi yetişiyorsunuz. Şimdi tabii eğitimler de aldığını söylediniz firmalardan, gerek şey ki hatta siz kendi cebinizden para ödeyerek ekibinizi eğitiyorsunuz. Evet. Siz tabii bilginizi aktarıyorsunuz ama az önce söylediniz %300 arasında müşteri geliyor, insan giriyor, kişi giriyor. Siz bir kısmına tabii hitap ediyorsunuz ki özellikle siz eczanesinde bulunan bir eczacısınız. Danışmanınız yetmiyor. Sizin gözetiminizde ekibinizin de bu işin içinde görüyoruz. Onlar da ilaçlı sağlık ürünü öneriyor ama tabii siz izliyorsunuz. Ama bundan önce bir de tabii onların da gelişmesi lazım. Onların da bir danışan gibi olması lazım. Evet. Danışmanlarına danışmanlık yapması lazım. Bu konuda eczanenizde yaptığınız aktiviteler var mı? Ne yapıyorsunuz? Nasıl geliştiriyorsunuz ekibinizi? Şimdi şöyle, eczacı danışman eczacı kimliğiyle kesinlikle bir kere eczanesinde işinin başında olmalı. İşinin başında, bankonun önünde. Ben sizi hep orada görüyorum. İşte hakikaten bankonun arkasında. Yok, benim de varsa, yani eczanedeysem evet, hani farklı hani muhasebesel işlerim yoksa eczanedeki ekibimize belirli periyotlarda, haftalık olabiliyor veya aylık olabiliyor ama haftada minimum bir kez oluyor. Kendimin organize ettiği veya çeşitli firmalarla organize ettiğimiz hem ürün eğitimleri hem davranış modelleriyle ilgili eğitimler veriyoruz. Bildiğim kadarıyla yani sürekli eğitimlerde, koştuk, danışmanlık eğitimlerde aldırtıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ki onlar da danışman kimliğini artırsınlar. Evet, evet.
Peki süremiz kısaldı, çok çabuk geçti. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun, teşekkürler. Ama ben bir soruyu soracağım çünkü her hafta bunu yapıyoruz. Çünkü izleyicilerimiz sorular soruyor. Bu hafta en çok sorulan sorulardan bir tanesi de immün sistem geliştiriciler var ve eczanede öneriliyormuş ve bunları duyuyor insanlar. Bunu diyorlar ki ne zaman almalıyız, ne durumda immün sistem güçlendirici almalıyız ve ne kadar sürüyor? Şimdi immün sistem bizim gripten kansere kadar hani her türlü hastalıktan koruyan müthiş bir bağışıklık sistemi. Şimdi bunu korumak için çeşitli tabii yolları var. İmmün sistemimiz nasıl zayıf düşüyor? İşte stres çağımızın hastalığı, sigara, uykusuzluk. Yani önce bu saydığınız şeyler düzenlemelere gerekiyor ama sonrasında galiba sizler de bir şey öneriyorsunuz. Tabii ki dediğim gibi stresten uzak durmak, düzenli bir uyku. Bunun yanında da çeşitli takviyeler kullanabiliriz. Ne gibi takviyeler? Özellikle kış aylarında beta-glukan takviyeleri, ekinezya, C vitamini, çinko. Bunlar hep hani iyileşme sürecini hızlandıran ve bağışıklık sistemimize destekleyen ürünler. Bu saydıklarımı beta-glukan, ekinezya, C vitamini, çinko veya Afrika sardunyası, hani bu da son dönemde gayet kullanılıyor, hakikaten güzel sonuçlar alınıyor. Daha çok mevsimsel geçişlerde ve kış aylarında kullanıyoruz ama bizim hayatımız boyunca hayatımızdan eksik etmemiz gereken bir bağışıklık sistemi destekleyici probiyotikler. Probiyotikler bunlar dost bakteriler, yararlı bakteriler. Aynı çağımızın ürünü. Bunları bir şekilde hani doğal yollardan da elde edebiliriz. İşte ev yapımı yoğurt, turşu, ev yapımı turşu, kefir. Bunlardan uzaklaştık belki, o yüzden de tekrar dönülebilir. Evet, evet. Yani sık antibiyotik kullanımı, evet. Farklı enfeksiyonlar, bunların yararlı bakterilerin gittikçe azalmasına neden oluyor. Bunları bizim bir şekilde bu tarz gıda takviyeleriyle yerine koymamız gerekiyor. Harika. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugünün sonuna da geldik. Haftaya saat 17'de tekrar görüşmek, yeni konuklarla görüşmek üzere. Yaşamın içinde kalın, dostça kalın, keyifle kalın, hoşça kalın efendim.